Arkadaşlar şimdi kiralık motor soruyorum. 150 baht dedi günlük. Pattaya Beach'te burada dalış yapmak isteyenler için. Şimdi Phuket'e iniş yaptık. Kamera biz. Burası tam soygun, anlaşıldı yani. Tıraşlayacaklar bizi. Pazarlık yaparsa buradan sonra kopteri. Tamam bakalım. Pattaya'daki 3. bölümden hepinize selamlar. Bugün çarşıya pazara çıkacağız biraz. Motor kiralama fiyatlarından bahsedeceğim size. Böyle kafeler vesaire oraları gezeceğiz birazcık. Pattaya Beach tarafında olacağız. Bugün uçuşumuz var. Phuket adasına geçeceğiz. Havalimanına nasıl gidilir, ne kadar gidilir onlardan da biraz bahsedeceğim. Daha fazla zaman kaybetmeden hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi kiralık motor soruyorum. 150 baht dedi günlük. 2 gün kiralık. This one. Small. Gel. Bunlar varmış. Bunlar Yamaha ve Honda'nın. Bir de şu var. Bunlara günlük 150 baht 2 gün kiralarsak muhtemelen pazarlıkta 100'e düşer bunlar. 100 baht da gayet iyi yani. Bir yerden bir yere gitseniz en az taksi 200 baht diyor. Yine Pattaya Beach'te burada Paddy'nin bir yeri varmış. Dalış yapmak isteyenler için. Şurada bir yer var. Ya burada dalış yapılabilir çünkü gerçekten su altı cenneti diyebilirim, bir su altı uzmanı olarak diyeyim. Bir su ürünleri mühendisi olarak. Burada gerçekten dalış yaparsanız çok keyif alırsınız. Ben yapamıyorum dönemsel olarak. Tekrar geleceğim zaten. Onda bir problem yok. O zaman yapacağız yaz aylarında. Yani on season'da gelip burada dalış yapabilirsiniz. Muhakkak çeşit çeşit balıklar, akvaryum balıkları mevcut. Bilginiz olsun. Şimdi de bu AVM'nin olduğu yerdeki Asian, adını hatırlamıyorum yanlış söylemeyeyim. Bu Central, Pattaya Central'dan sonraki Walking State'e doğru olan AVM'de. Cafe Amazon. Burası daha makul ve daha yerel bir yer. Zincir ama yerel. Burada bir yeni bir şey çıkmış mesela. Bunlar 70 baht. Iced Oat Milk Coffee Granola. Hem kahve hem granola şeklinde. Bir de içeri hemen bakalım. Bu da yine her zamanki gibi plajın tam karşısında, oldukça güzel. Akşamları dolu oluyor bayağı. Bakalım içeride neler varmış. Mesela kahvelerde espressolar küçükler 40. Cappuccino 50 baht. Latte 55 baht. Mocha 55 baht. Sandviçimsi bir şey var 35 bahtmış. Böyle küçük küçük şeyler var. Evet bu biraz farklı bir küpet. Burayı kaşık olarak da kullanabiliyorsunuz sanırım. Böyle değişik bir küpet. Bundan aldık bakalım. Cheers. Granolalı, çikolatalı ve kahve bazlı değişik bir şeyler. Evet arkadaşlar bunu YouTube'da olmadığını düşünüyorum. Harmonia diye bir garden diye bir yer var ve 1,5 milyonmuş. Hi. 149 billion. Bu dairelerde şu 1,5 olan yalnızca stüdyo, bir oda, bir yatak odası, bir de salon varmış. 2 artı 1 olduğunda 4 milyon oluyormuş fiyatları. Bu da güney tarafındaymış. Comtien'in buranın güneyindeymiş. Öyle bilgi aldık arkadaşlar. Yani Türkiye'deki fiyatları görünce bence mantıklı yani. Kiralayabiliyorsunuz oldukça iyi fiyatlara burada. Genelde zaten yabancı işte Ruslar ya da Çinliler buralardan alıp kiralıyorlar. Şimdi burada yemeklere bakarken bir şey buldum arkadaşlar. Dev boy, valiz kadar böyle bir şey. Onlu parti paketiymiş. 219 baht. Şöyle bir şey. Pirinç patlaklı kraker imiş. Çeşit çeşit içinde var. Burada da değişik çeşitleri var onların böyle. Vallahi bilmiyorum. Evde parti yapacaksanız bence uygun. Kalmadığı için bir sonraki sefere verdi. O da bizim için
göstermek istediğim bir şey var size. Evet. Şimdi şu bölümde ücretsiz su alabileceğiniz yerler var. Bakın. Direkt koyuyorsunuz. Sensör var. İçme suyu alabiliyorsunuz buradan. Bayağı da veriyor. Zaten check-in'den sonra güvenlik kısmını da geçtiğimiz için artık herhangi bir şey olmayacak. Buradan suyumuzu alıyoruz. Tabii insan gibi almıyoruz. Gördüğünüz gibi 1 litre su aldık. 2-3 kişiye yeter herhalde. Buradan da kendiniz böyle ağzınızı dayayarak şuradan şu şekilde içebiliyorsunuz. Bunu da bilin, içeride suya da para vermezsiniz. Hadi yine iyisiniz. Evet, uçuşa geçiyoruz artık. Herhalde yarım saat falan kaldı. Phuket'e gidiyoruz Bangkok'tan. Kapı da açık zaten. Ama herkes burada bekliyor. Evet, şimdi uçuşumuza gidiyoruz. Vietjet Air'la. Phuket uçuşu başlıyor. Birazcık da az sürdü. 1 saat 10 dakika falan sürdü uçuşumuz. Vietjet'te gayet de güzel. Pegasus'da aynı havada, aynı kafada diyebilirim. Gayet de güzel sürdü. Şimdi indik ve muhtemelen taksiyle şimdi Airbnb üzerinden kiraladığımız yere gideceğiz. Artık bu gece belki bir, ufak bir dışarıya çıkabiliriz. Belki ortamı tanıma kafalarına girebiliriz. Ya da yarın artık başlıyoruz gezmeye. Burada biraz uzun kalmayı planlıyoruz. 5 gün kadar falan Phuket'te olacağız. Sonra tekrar birkaç ada dışında yine Bangkok'a döneceğiz. Seyahat planımız uzun olduğu için rahat rahat takılabiliyoruz. Zaten buraya gelirseniz bence uzun kalmanız önemli. Adalar var gezmeniz gereken, gezilmesi gereken. Ayrıca da küçük bir ülke gibi gözükse de Tayland küçük bir ülke değil ve yapmanız gereken şeyler oluyor. Bucket listelerinizi tamamlamanız gerekiyor. O yüzden bence biraz daha fazla kalınması gerekiyor. Phuket Havalimanı'ndan herkese sevgilerimi göndererek şimdi devam ediyoruz artık. Evet, çıktık şimdi. Phuket Airways'ten çıkıyoruz. Taksiyle mi gideceğiz, nereye gideceğiz biz de çok şu an bilmiyoruz açıkçası. Muhtemelen taksiye bineriz ama belki bir shuttle varsa shuttle'da kullanabiliriz. Ha, küçük bir havalimanı zaten, hızlı, pratik, gayet güzel. Tamla da 150 baht'mış. Patong 180, Kata Karon 200. Taksi kullanmak daha iyi her türlü. Çünkü taksiler uygun arkadaşlar. Korkmaya gerek yok, Türkiye gibi değil. Taksi daha uygun 3 kişidir, 4 kişiseniz. Ama taksilerde şöyle bir durum var, bakın gösteriyorum. Biz şimdi birini kabul ettik. 360 baht civarında fiyat ama arıyor ve kabul etmiyor. 500 basıyor. Açıyoruz şimdi bakalım ne diyor. Geldiğini söylüyor ama burada gördüğünüz gibi gelen bir araç yok, minibüs. Söylemiştik. Şu ne? Şu arkada var bir tane minibüs. Bak geldi bir tane. Bakalım geldi mi? 0406 Toyota Hiace gelmesi gerekiyor. Plakayı göremiyoruz ama yok, o değil. 4553. Yani genelde gelmiyorlar ve 500 baht istiyorlar. Ha, vermek isterseniz verebilirsiniz. Yani şeyden sonuçta 3 kişiyiz biz. 3 kişi olduğumuz için shuttle'dan üze gelecek ama InDrive uygulamasını kullanıyoruz. Takside InDrive kullandığımız için, o InDrive fiyat bellediği için o fiyata gitmek istiyoruz. Bakalım gidebileceğiz mi? Şu an deniyoruz. Şimdi sürücüyü arıyoruz. Açmadı, bir mesaj atalım. Evet. İptal etti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, şimdi tekrardan bizim gideceğimiz yeri yazıyoruz.
Kamala Regent Villas. 364 baht gösteriyor. Şimdi tekrar çağırıyorum. Şimdi birkaç kişi dönecektir muhtemelen ama kabul edip sonra iptal ediyorlar. Şimdi bu arkadaşla konuştuk zaten. 500'den aşağı götürmeyeceğini belirtti mesajda. Bununla da konuştuk, bu da götürmüyor. Bununla da konuştuk. Bu da evet, en son bunu da çağırdık. Bir tek şunu çağırmamıştık. Hadi bunu çağıralım bakalım. Ha, bir tane ablamız çıktı. Hadi bunu çağır. 17 dakikada çok uzak. Ha, bunu çağıralım bakalım. 5 dakika içinde burada olacakmış. Bakalım neler yaşayacağız. Ha, o da çok yakında bu arada. Hemen havalimanının hemen dışında bekliyor. Bakalım ne olacak. Geliyor gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşın bir tanesi, tekrar sürücünün bir tanesi yazdı. İçeride olunca dedi kabul edemiyoruz. Dışarıya çıkarsanız dedi kabul edebiliriz. Biz de şimdi tamam çıkıyoruz diyoruz. Havalimanının içinden arkadaşlar taksiye binmek istiyorsanız almıyorlar. Ekstra ücret istiyorlar. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Çok da uzak değil zaten. Şöyle göstereyim. Yani işte yürüme mesafesi herhalde bir 2 dakika, 3 dakika falan yürüseniz. Karşıda gördüğünüz yer işte ana cadde. Araçlar falan geçiyor. Orada biz de işte çıkıyoruz şimdi. Yani burası böyle Phuket bu şekildeymiş demek ki. Raconu anlamış olduk. Şimdi bize çıkıyoruz. Taksi de herhalde bu bölgede bir yere gelecektir. Şimdi binip devam edeceğiz. Arkadaş gelmiş, karşıda bizi bekliyor. Havalimanının çıkışında. Muhtemelen bu da fiyat isteyecek. Geliyor bakalım ne diyecek. Hi. Sorry. Where are you going? We are going to Kamala Villas. Yes, I have taxi to Kamala Beach. Kamala Beach. Kamala Beach. How much you can pay? We are waiting this. Grey Toyota Commuter. Burası tam soygun, anlaşıldı yani. Tıraşlayacaklar bizi. Oh, niye? Yeah, ha, aynı. Name? Yes. Ha, okay. Tamam, bulduk. Sonunda. Dayım buradaymış. Tokatlanmadan galiba gidiyoruz. Indrive fiyatına. Minibüsçüymüş. Milleti toplayıp götürecek muhtemelen. Bizi tek almayacağına göre muhtemelen birileri toparlayıp götürecek. Minibüsçü dayım benim. Ne diyorsunuz? Kayıttayız şu an. Sizi götürecek mi bizi yoksa bekleyecek mi? Pazarlık yapabilir. Pazarlık yaparsa buradan sonra sohbeti. Tamam bakalım. 400'e kadar yolumuz. 500 verim var. Şu an gidiyoruz. Biraz daha direnirim ya. Şu an gidiyoruz gibi, sıkıntı yok gibi. Minibüste de bir sıkıntı yok. Baya seksi bir araç. Bunda herhangi bir şey basman gerekiyor mu? Ya hiçbir şey. Şuna atarım. Geliyorum. Evet, şu an gidiyoruz gibi sanki. Bir sıkıntı yok gibi. Freedom Beach'e geldik. Kişi başı yürüyerek inerseniz kişi başı 100 baht ödüyorsunuz. Yürüyerek aşağı doğru iniyoruz. İçeriye giriş 100 baht olduğu için aslında uygun diyebiliriz buraya. İçecekler de mesela kokonat var 100 baht, bira var o da 100 baht. Kolalar falan 40 baht. Yani ucuz aslında. Böyle bir yer için ucuz. Thank you.
Evet, şimdi yemekler geldi. Tom Yum. Bunlar buranın meşhur çorbası.